Biraz önce kamera... Allah bu kadar da sahte bir göz. Şoray Bey. Buyurun. Kamera biraz önce orayı çekiyordu. Öyle mi? Evet. Çekme abicim, sen sürekli ablayı çek. Yok, sürekli ablayı çek. Ya demek televizyona çıkmak için illa ablanın yanında olmak evet. gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Şimdi hanımefendi görünüyor sadece. Sizin o pahalı pahalı televizyondan herkes görsün millet diye takıp takıştırdığınız altınların hiçbir tanesi görünmüyor. Öyle mi? Evet, boşa gitti. Yok, ben görünsün diye takılmadım zaten. Şey, niye efendim? Evde bırakmak istemedim, hırsızlar çok olduğu için. Allah Allah. Köylük yerde pek hırsızlık olmaz. Oluyor, çok oluyor. Olmaz evet, öyle. Oluyor gerçekten. Ha yani maksat bir şey kapatsaydınız onu niye öyle şıngır şıngır gösteriyorsunuz? Şimdi ceketim vardı, çıkardım çok sıcak olduğu için. Ya maksat hani görünsün evet. şekil şey. Evet. Yok yok öyle. Takılarda bir şey olsa sanki. Değil mi? Hiç. Bunlarla kandırıyorlar işte. Tomarla vermiş adamcağız ya. Yani. Kıymış paraya, masraftan kaçınmamış. Tabii çok sever kendisi beni. Pardon? Bir şey demedim. Yo, duydum, çok sever kendisi beni dediniz yani. Sizin adam? Benim adam emekli. Sever mi sizi? Az boz biraz. Az boz. Kolları gösterebilir miyiz? Yok, olmadığından belli değil mi? Saklıyor. Yani çok yani eşini ne? Çok seven adamın eşi, eşini az hayır, boz hayır, seven. Hayır yani sarılarla aldatmıyor beni yani. Buyurun. Sarılarla aldatmıyor beni. Neyle aldatıyor? Gözleriyle aldatıyor. Sözü gözü yetiyor bana. Sözü. Ne tür sözler efendim, müsaade edersen, isminizi bağışlarsanız. Aysel. Aysel Hanım, ne tür sözlerle bey sizi? Vallahi şimdi şu anda diyemeyim ben onu. Kendisi hacı ya, belki eve dönüşüm olmayabilir. Allah kabul etsin hacıyı. Yani şöyle ama dönüşüm olmayabilir benim. Allah muhafaza, Allah yazdıysa bozsun. Şöyle bir şey olabilir mi güzelim? Ha işte aşkım hayatım. Aşkım hayatım. Diyemez mi yani? Öyle demez bir, olur mu? Demez öyle olur. Yani öyle bir durumum yok mu? Peki bir aşkım kaç beşi bir yerde eder sizce? Vallahi onun fiyatı alınmaz. Paha biçilemez. Ona paha biçilmez. Bence de katılıyorum. Size iltifat var mı efendim beyinizden? Pek yok. 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 Beni seviyor. Al işte, görmüyor musun? Nerede benim bileziğim? Bir tane. Yok. Bitti. Bitti. Onun kül olup gider ama etek ömür boyu. Doğru. Hangisi kül olur biter? Sarılar. Sözler gider. Yok, söz kalıyor. Nerede kalıyor? İçinde. Ama hanımefendi içeri. Allah korusun, yarın öbür gün sıkışık durum olduğunda satar, sermaye yapar. Anca beraber, kanca beraber şuram. Siz hangi ne güzel sözü sermaye onu? Yaparsınız yani? Her türlü, hepsi. Yeter yani. Siz ne diyorsunuz kendisine? Aynen iade ediyorum ben de. İyiye de kötüye de. Aşkım sensin aşkım. Bir tane. Bak ağzını nasıl yani? Yok, ağzını kırarım der miyim Allah korusun. Denir mi canım öyle Allah bir şey? Allah korusun. Kaç yıllık evlisiniz? 26 senelik. Allah mesut bahtiyar etsin. Aynen cümlemizi. İnşallah. Kaçma maçma durumları? Yok yok. Geldiler. Görücü usulü. Görücü usulü. Görücü usulü. Gözüyle mi sizi? Fotoğrafıyla. Vallahi bak. Önce cansız sonra cansız. Fotoğrafıyla yani. Yani şimdi bakın, müzik yapımcıları bazen sanatçılara al şu kartı ben ara seni meşhur yapacağım değil mi? Değil abim değil. Adam nasıl değil. Yani evlilik çağındayken. Anasıyla yengesi geldi. Evet. Fotoğrafını gösterdi. Babam baktı, bana baktırtmadılar gene de. Siz de görmediniz. Ben görmedim. Ben düğün salonunda gördüm kendilerini. Hangi düğün salonunda? İzmir'de. Siz kendi düğününüzde mi? He, kendi düğünümde gördüm. Adamı ilk düğününde gördüm. Beğenmeseydiniz? Allah, o bizde var mı öyle beğenmemek? Baba nereye verir sonra gidiyor. Resmi bile göstermediler. Gerçekten size. Göstermediler. Eciş bücüş Allah korusun bir şey çıksaydı ne olacak? Şansına. Yeni duyduk onu da. Vallahi gerçek. Siz kızlar sadıç mısınız? İkiz. Pardon? İkiz. Hayatta inanmam. Ama çok benziyorsunuz valla. Sanki bir yumurta ikiz. İkiniz de kırmızı başlıklı kız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bak Şoray Bey. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Baksana. Hep aynı mı? Hep aynı. Evet. Kızlar bir yüzünüzü açar mısınız lütfen? Açamayız. Olmaz. Açamam. Hadi canım, ikiz diye bizi kandırıyorsunuz sizler. Köyden bulmuşlar bir kızı, maksat şekil olsun diye. Hanginizin kına gecesi bu? İkimizin. Efendim? İkimizin. Kızım siz ikiz değil misiniz? Evet. Bağırmayın aynı anda. Niye aynı anda kına gecesi yapıyorsunuz? Ha biriniz kına gecesi yapıyor, öbürü hani bana pişirmiş, bu ağlamış misalinden mi oturttular sizi buraya? Herhalde ikiniz aynı anda evlenmiyorsunuz herhalde değil mi? Evleniyoruz. Evet. Efendim? Evet. Evleniyoruz. İkiz de evleniyoruz. İkiz kardeşler aynı anda mı evleniyorsunuz? Evet. Allah bilir, ikiz mi damat buldunuz bir de? Evet. Ne? Evet. Ne? Evet.
Evet. Bağırma be. Nikah memuruna bağırırsın. İkiz kızlar, ikiz çocuklarla mı evleniyor? Evet. Ben de buna inanacağım. İnanmazsanız inanmayın. Ne yapalım yani? Ben korneam yırtık ama bende o göz yok. Bir kere siz ikiz değilsiniz. Boydan kurtarmıyor. Sen daha kısasın. Kusura bakma. Sen hadi. Kimlikler açıklarız canım. Efendim? Kimlikler açıklanır. Hakikaten ikiz misiniz? Evet. Damatlar da ikiz mi? Evet. Kaç yaşındasınız? 17 bitti. Sizin? 17 bitti. Enteresan, zaten 18 bitmiş olsa ne alaka hani? Birer yıl arayla ikiz. Tıbben pek mümkün değil galiba. Buralı mısınız? Evet. Fark etmiyor, bir tanenizle konuşsak aynı şey yani. Çocukları nereden, nasıl oldu bu iş? Görücü usulüye. Görücü. Sıtına halam ayarladı. Buyurun. Hangi hala ayarladı? Şu oradaki hala mı ayarladı? Sizinkini kim ayarladı? Halam. Efendim? Halam. Halanızı gösterir misiniz? Gördüğünüz kişi. Bir evlilik nasıl olur? Birkaç metot olur. Ve hala ayarlar mı? Ayarlar. Nasıl ayarlar? Hala hanım. Nasıl bir şey oldu? Sen. Kimlerin halası? Kızların halasısınız. Kızların halası. İkizlere ikiz mi aradınız yani? İlan mı ver? Nasıl oldu? Yok, ilan falan vermedim de yani tanıdık ahbap yoluyla. Öğrendiniz. Sizde ikiz var, onlarda ikiz var. Evet. Kolay olmaz ama bu işler. Nasıl oldu? Yani kolay olmaz tabii ama biz karşı tarafı, aileyi tanıyoruz. İyiliğini biliyoruz. Kızları da tanıyoruz. Kızlara fotoğraf mı gösterdiniz? Fotoğraf göstermedik de onların birbirine gösterdik. Yani oğlanlarla kızları gösterdik. Ne oldu? Saat 9'da saat kulesinin altında falan mı? Yok canım. Onlar köyde olduğu için oğlanlar buraya geldi. Siz fark ettiniz mi gülüm? İki tane ikiz gelmiş sizi kesiyorlar böyle. Haberler varsınız. Anladığımız kadarıyla. Görmüşsünüz. Beğendiniz. Evet. Efendim? Evet. Sen bir daha beğendin galiba. Şöyle bir kalkalım. İsminiz? Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm. Zordur herhalde bir anne be. Kim durmuş anasının evinde? Kim durmuş? Bismillah deyin kızlar, karın kınamı. Çağırın da gelsin garip anamı. Bismillah deyin kızlar, karın kınamı. Çağırın da gelsin garip anamı. Ötme horoz ötme, sabahlar olmaz. Manisa şehrinde anasız durulmaz. Ellerimin kınasını hamur ettiler. Gözlerimin sürmesini kömür ettiler. Beni Manisa şehrine gelin ettiler. Ötme horoz ötme, sabahlar olmaz. Atımı çektiler binek taşına. Ellerim ermedi eğer kaşına. Ötme horoz ötme, sabahlar olmaz. Manisa şehrinde anasız durulmaz. Camiye fener geldi anam, kapına kimler geldi anam? Camiye fener geldi anam, kapına kimler geldi anam? Daha yaşım küçüktü, başıma neler geldi anam?
Ötme horoz ötme, sabahlar olmaz. Manisa şehrinde anasız durulmaz. Çarık niye giydiriyorsunuz? Kınası her tarafa sürülmesin diye ayaklarına. Ayağı niye yakılıyor? Ayağı adet. Gelinlere sürüldüğü için. Sizin ayağınıza? Yapıldı. Sizin? Benim de yapıldı. Sizin? Yapıldı. Ayağına kına yakılmayan var mı? Yok. Varsa söyleyin, kınamız bol. Ciddi söyleyin. İyisin inşallah anne. Şükür ya. İnsan acık tabii, bir buruk oluyor. Tabii. İkisi birden de böyle. Evet, aynen de. Aklınıza gelir miydi aynı anda gelin olacakları? Gelmezdi. Düşkünler midir size? Düşkün ne diye? Baba ne olur da düşkün olunmaz mı? Allah hayırlısı olsun. Amin. Allah ömür boyu bu yastıkta kocasın. Amin. Allah geçim versin. Amin. Allah hayırlı herhalde oldu, bozulmadı. Amin. Allah çiftler Allah. Çiftler ikizler. Amin. Allah sonuna kadar geçim versin. İkizdiniz, dördüz oldunuz. Sekiz, on altız. İnşallah. İnşallah. Siz nasıl evlendiniz efendim? Sen benim evlenmemi sorma bari. Olur. Benim bir de ortak var burada. Ortak nerede? Ben 13 yaşındaydım. Ben şu karşı köyden, bu köyden değilim. Ortak mı? Ortak. Bir tane daha karı adamın. Karıyı boşamış, bana geldi adam. İkinci evlilik. Ortak. İki mi evli adam? Adam evli de bir tane evlenmiş, boşamış. Bana geldi. Ne var canım bundan? Anlaşamaz, ayrılır. Biz de istedik tamam. Onu bıraktı. 13 yaşındaydınız. Şimdi ortak ne aramızda yiyeceğim? Burada konuşu yok. Bari. Adam öldü. Adamı gönderdiniz. Adam öleli 35 sene oldu. Sonra ortakla? Ortak Ezine'ye kocaya gitmiş. Benim adam öldüğün korktuk mu galiba? Bir kavuştuk, indi mutlu mutlu yaşıyor burada. Ezine'den onun kocası da öldü. İkiniz de kocaları... Başını yedik. Kocalar Hakk'ın rahmetine şimdi, kavuşup başlarını yiyince. Şimdi yaşı yok. Burada bir tane çocuğu var. O bakıyor bari kız. Benim kız adamdan olmuş kız. O bakıyor ona. Şimdi siz böyle kaynatıyorsunuz. Kaynatıyor. Kaynatıyor ki nasıl kaynatıyor? Yani yorgan gitti, kavga bitti misali. İrelleri dedi ki adam dövdüm seni dedi. Seni dövdüm dedim, dövdü. Beni de dövdü. Dertleşiyorsunuz yani. Şimdi ölüsek dedi bak. Kabir de yakın. Orada yine döverse bizi dedi. Şöyle dedim ben, sen ellerini tut. Ben eşek dayağından kafasını olayım. Tabii. Sevinin. Sonuçta hani hoca ortakmış ya rahmetli. Aynen yok aynen, muhabbet iyi. Muhabbetin iyi miydi? İyiydi kız valla. Çayı pek severdi. Aa, bendeyken pek sevmezdi o kadar çay. Kahveci olmuştu bendeyken. Böyle konuşuyorsunuz. Oho. Öbür rahmetliyi çekiştiriyor musunuz ama siz onu tanımazsınız. Onun konu mu? Hmm. Onun konu ben bilmiyorum. Tabii canım. Sizin bir ortak vardı, o da. O benimkini evet. Biliyor ikimiz. Onun konu bilmiyorum ben. Birimiz bu tarafına, birimiz bu tarafına kömülecek. Adamım. Mezarında da rahat demeyecek. Kuşatacaksınız kabrini. Allah kadının efendimden şerrinden... Şerrinden korusun. Burada da bütün kadın. Çok memnun oldum. Allah mesut bahtiyar etsin. Uşak Banaz. Ay, küçük oldu ama. Çok mu kötü ses ya? Çok mu şey? Bir bardak su rica edeceğim de size zahmet olmazsa. Uşak Banaz'a bağlı Yeşilyurt köyünde tarihi bir cami. Artık bu camilerimizden maalesef çok az kaldı. Hatta belki de sonuncusu. Ahşap, minaresi de ahşap. Hayal mi ya, çocukluğumda atıp... Çok teşekkür ederim. Dayım içer misin? Asla. Efendim? İçmem. Asla ne demek dayı? Asla su içmiş değilim. Çayı çok içerim. Turpanı biçerim, gelirim, ders dönüm. Su içmem, çayı içerim. Yemeği arkadan yiyorum. Bak, yemekten sonra da bir bardak çay içemem. İsim ne senin? Mustafa Damir, 926 doğumlu. 26? Doğumlu, 82 yaşında. Maşallah. Sen hiç su iç... Ne demek, asla su içmem. İçmem. Asla demek içmem. Su içmedim.
Yo, iyi etmişin de. Şey etmedim. Nimet su içilmez mi? İstemiyor. Ya ne zamandır su içmiyor? Doğalı. Çocukluğunda küçükken hiç su içmedin mi? O zaman içtiğime aklım ermiyor. Su yine alakam yok. Kendini bildim bileli. Bir yudum su içmiştin ya, mi? Bir yudum içmişindir. İçilmez olur mu? Olur da. Yani işte ama bak. Yarım kilo tuzlu zeytin yiyin. Yarım kilo tuzlu peynir yiyin. Suyu canım istemez. Bu nasıl bir özellik? Bize yani de bir ara ver de Ramazan'da özellikle. Allah'ın yaratıcısı. Ne bileyim ben. İstemiyor, canım istemiyor. Bu suyu şimdi içmem. İzmir'de benim oğlum kaza yaptı. Çıktık yola, arabaya bindik. Hangisiydi o? Ben arka tarafa oturdum. Ama sıcak kaynıyor ortalık. Oturuyorum. Bizim Mamun Efendi su taşımaya yetiştiremiyor böyle. Gidiyor. Ya amca sen burada suyun başındasın diyor. Sen neden? Yavrum ben su içmem. Hiç mi? Hiç. Gitti direksiyonu almış eline. Şey geldi yanıma şüfer. Amca su içmeyen sen misin? Benim yavrum. Lan amca neden içmiyorum? İçmiyorum yavrum. İçmiyorum. Canım istemiyor. Sen ben Ankara'ya götürün. Yanlış. Yavrum. Dur yanlış. Ankara'ya kaptırmayız seni. Bilmiyorum. Dayıyı alacağız. Sen beni dinle. Dur. Ben evveli ben dinle. Dur bir anlatayım bir şey anlatayım dayım ya. Doğru. Su küçüğün söz büyüğün. Buyur dayı. Hah biliyor musun? Sen beni güzelce bana da indireceksin dedim. Ben Ankara'ya dedim. Ya amca bana bayağı ısrar ettin. Bedava götüreceksin dedi. Yedireceksin, içireceksin. Seni geldirip geldikine buraya. Ne içirmesi? Yedirme tamam da su içirmek yok. Su içirmesi. Zaten içmem. Su içmiyorum ki. Sen sadece çay mı içiyorsun? Çayı içiyorsun. Bol içiyorsun. Çok içiyorsun. Başka ayran? Hasta olsam içiyorum. Ayran da pilavı yesem bile ayrana kaşığımı sokmuyorum. Binde bir. Yaparsam sadece çay ya. İçiyorsun sen. Çay içiyorum. Kahve? Ne? Kahve. Kahveyi güzel içiyorsun. Yapıyorsun kendin. Bakkallara sor. Kahve alıyorsun mu? Ya kahve içerim. İstanbul'un su sorununun çözümünü Uşak, Banaz, Yeşilyurt köyünde bulduk. Dayıyı tam teşekküllü bir hastaneye götüreceğiz. Metabolizmasını inceleyeceğiz. Ve susuz nasıl yaşayabildiğini, 82 yaşına gelebildiğini öğreneceğiz. Ve iki damla İstanbul'a su yağdığında barajların seviyesi ne olmuş diye birbirimize sormaya paydos. Suya ihtiyacımız kalmayacak. Yıkanma mı? Gerek yok. Teyemmüm. Anadolu'dan kamyon kamyon toprak gelecek. Yıkanmak yerine teyemmüm edeceğiz. Dayının metabolizmasını kendimize enjekte edip bundan kelli barajların doluluk oranını dert etmeye paydos. Yaşasın Mustafa dayı. Yetkililerden bu muazzam metabolizmayı incelemelerini istiyoruz. Deve içmeden yaşarmış su. Su içmiyorum canım, su içmiyorum. Kusura bakma, yanlış anlama. Çok sağ ol. Bir ön hazırlık yapmak, bir ön hörgüçme, hiçbir şey yok. Nerede saklıyorsun suyunu? Suyu nerede saklıyorum? Böbreklerde yani. Problem var mı? Ben bilmiyorum, yok şey. Yalnız bir kalp şeyliği var diyor doktor, onda... Kalbin suyla alakası şeyle, yok. Böbrekleri çalıştırmaz susuz. Böbrek falan benim de öyle bir şeyim yok. Hanım sağ mı? Hanım sağ da hasta. Hanım benim şimdi. Ben hanıma bakıyorum. Öyle hanım bir bardak su vermişti yoksa hanım. Bana mı? Ben istemiyorum ki o vesaire. Peki bizim için bir yudum içer misin usta? İçmiyorum. Bir yudum? Ya bir yudum içmeden bir yudum su beni öldürmez, bir şey olmaz. Senin için bir yudum içerim fakat canım istemiyor. Niye için? Canım istemiyor. Su istemiyor. Getir kahve çay içerim bol. Hem parası benden olsun. Ya. Olur. Hemen gideriz. Kudu keserim. Bu cami kaç yıllık? Bu camiyi benim babam beni dinle. Ama da içiyorsun ha. Su içerim dayı. Ama insan bir feral bir hoşuna gidiyor su içince. Bu cami bak babam rahmetlik
Uşak Deli Hıdırlı köyünden yağcılığa. Ben doğru söylüyorum. Medresede okurken Uşak'tan bu camiye hatip olarak getiriyorlar. 926 doğumluyum ben. 26 benim doğduğum gün sabahleyin doğdum. İkincinde babam ölüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.